Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir programa başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımıza sözlerin en güzeli Allah kelamı Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. İzzet Paşa Camii müezzini Sayın Yusuf Türk Hocam Kur'an tilavetinde bulunacaklar. Buyurun değerli hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رب ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه
bima ta'amelun basir. Ve la terkenu ilellezine zalemu فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا sorun. Ve akimis salate tarafen nehari ve zulefen minel leyl. İnna al-hasanati yuzhibna as-sayyi'at. İnna al-hasanati yuzhibna سيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر صدق الله العظيم. Değerli hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, bu akşam Sayın İl Müftümüz Selam Aydın hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyenler, önemli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Öncelikle çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un fethi ve fethin sembolü olan Ayasofya Camimizin 86 yıl sonra yarın ibadete açılması çok önemli bir olay. Bununla birlikte bugün Zilhicce ayının ikinci günü. Bugünler tabii Zilhicce denilince özellikle 8, 9, 10, 11 şüphesiz hac günleri, içerisinde terviye günü, arefe günü, teşrik günleri, mina günleri gibi herkesin heyecanla beklediği hac ibadetinin yapıldığı bir ay.
maalesef COVID-19 bu virüs birçok ekonomik yönden ülkeleri etkilediği gibi ibadetlerin yapılmasına da bayağı sıkıntılar yaşadık. Uzun bir süre cuma namazlarını kılamadık. Ramazan'da camiler açılamadı, teravihler kılınamadı, mukabeleler okunamadı. Rabbimize şükürler olsun, kısmen giderilmiş oldu. Camilerimiz şu anda açık. İnşallah bu virüsle bir an önce ülkemizde ve bütün ülkelerde gider, sonlanır diye düşünüyoruz. Değerli hocamızla öncelikle kurban, kurban nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı, kardeşlik, paylaşma gibi konular üzerinde duracağız. Değerli hocam, müsaadeniz olursa ben hemen konuya girmek istiyorum. Yüce dinimizin bizden istemiş olduğu bütün ibadetlerde hem fert açısından hem toplum açısından birçok yararlar vardır şüphesiz. Evet. Nasıl ki namaz kişiyi ibadet şuuruna eriştirirken, insanı hayasızlıktan, kötülükten alıkorken, aynı şekilde oruç, zekat, hac ve benzeri ibadetler de hem şahsımıza birçok güzellikler kazandırmakta, hem de toplumun birlikteliğini sağlayan ve toplumun güçlenmesini, dayanışmasını güçlendiren unsurlardır. Bunlardan biri de şüphesiz Kurban Bayramı'dır. Kurban Bayramı'nı da idrak edeceğiz inşallah. Çok evet. Yakın bir zamanda 31 Temmuz'da inşallah Rabbim bizlere eriştirir. Öncelikle değerli hocam, kurban nedir? Bu evet. Konuda neler söylemek istersiniz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Len yenalallaha luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhu takva ila ahiril ayah. Sadakallahü'l-Azim. Ali Bey, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Ben zat-ı halinize ve biraz önce Kur'an-ı Kerim'i okuyan hafızımıza efendim teşekkür ediyorum. Çok güzel okudu ve anlamlı, her tarafı tabii güzel Kur'an-ı Kerim'imizin. Fakat bugünkü sohbetimizle de ilgili ayetleri okuduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Sizler de ifade ettiniz. Estağfurullah hocam. Yarın Allah nasip ederse Ayasofya-yı Kebir Camimiz ibadete açılacak. Bir hasret, bir özlem son bulacak. İnşallah. Tabii benim için daha anlamlı. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü yaklaşık 40 senesini İstanbul'da geçiren, efendim orada Ayasofya'nın açılması için dualar eden, efendim oradaki bütün çalışmalara katılan bir kardeşiniz olarak, tabii ben de bütün Müslümanlar, kardeşlerimiz gibi ben de heyecanlanıyorum. Bu camimizin açılışı milletimize, İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sabırsızlıkla bekliyoruz inşallah yarın. Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla efendim muhterem hocamız, Diyanet İşleri Başkanımız namazı kıldıracak, hutbe okuyacak. Bugün efendim oraya güzel sesli hocalarımız, efendim aşere takrib okumuş kıraat alimi hocalarımız da o mihrapta, o minberde, o kürsüde görev yapacaklar. Ben o kardeşlerimize de hocalarımıza da başarılar diliyorum. Allah ve yar ve yardımcılar olsun. Fethin sembolü olan Ayasofya'mızın açılışı bizim için bir bayramdır. Kesinlikle. Şimdi biz Kurban Bayramı'nı anlatacağız. Bayramlar üst üste geliyor inşallah. Allah'ım nasip eder bu hastalıktan da tamamen kurtulursak, İnşallah. Bir o bayramda üstüne gelecek inşallah.
Allah'ım bize güzel günleri yaşamayı nasibi müessir eylesin. Amin hocam. Allah razı olsun. Şimdi Ali Bey, malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban, kelime manası yaklaşmak anlamına, yakınlaşmak, yakın olmak anlamları, Allah'a bizi yaklaştıracak bir şey anlamına geliyor. Dini literatürde ise kurban Allah rızası için, rızaen lillah, ibadet maksadıyla belirli vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne göre kesmekten ibarettir. Evet. Boğazlamaktan ibarettir. Kurbanın tarifi budur. Zaten tarifine baktığımız zaman bu tarifte efendim kurbanla ilgili fıkıh hükümler de ortaya çıkmış oluyor Ali Bey. Evet hocam. Mesela Allah rızası için, rıdaen lillah, ameller niyetlere göredir. İnnemel amalu bin niyat, ameller niyetlere göredir. Biz de kurban keserken sana yöneldim diyoruz, Allah için kurban ediyoruz. Kurban Allah için. Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın eti yenmez, kesilmez, murdardır. Dolayısıyla Allah için, Allah rızası için kurban kesilir. Kurban efendim belirli hayvanlar. Demek ki her hayvandan kurban olmaz ve şartlarını taşıyan hayvanlar usulüne göre de kesmek dediğimiz zaman buradan bir efendim kurbanla ilgili bize bir tarif çıkıyor. Biraz önce de hocamızın okuduğu efendim sureyi celile de Kevser suresinde biz de okuduk. İnne a'tayna kel Kevser. Habibim biz sana Kevser'i verdik ya Muhammed. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Şüphesiz ki efendim soyu kesik olan, sana buğz eden kişi, o ebter olan kişi, soyu kesik olan odur diye efendim ayeti sure-i celilenin manası budur. Buradan biz efendim kurban kesmenin biz Hanefilerce vacip olduğunu, efendim diğer mezheplerde de sünnet olduğunu görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz kurban insanlık tarihi kadar eskilere dayanır. Hocam Kur'an tam oraya girecektim. Tarihçesiyle alakalı. Evet. Mesela semavi dinlerin hepsinde var. Evet. Hatta batıl dinlerin de büyük bir bölümünde var olan bir bizde evet. ibadet onlarda şekil diyelim. Başka evet. şey diyelim. Bu tarihçesine de değinir. Şimdi kurban bize İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bir sünnettir. Diğer din dediğiniz gibi bütün dinlerde kurban var. İnsanların kutsal saydığı değerlere bazı şeyleri sunması. Evet. Cahiliyede de var mesela. Cahiliye devrinde de insanlar putlara tapıyorlar. O putların önüne koydukları yiyecekleri putlar tarafından onlara nazar edildiği ve bereketlendiğine inanarak efendim daha sonra onları alıp yiyorlar. Veyahut da işte putlar için kurbanlar kesiyorlar, kan akıtıyorlar, onları dağların başına koyuyorlar ve onları kurda, kuşa veya başka hayvanlara yem olarak veriyorlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hemen hemen bütün dinlerde kurban olgusu var. Ya yani kurban etme var. Evet. Şimdi kurban tabii İbrahim Aleyhisselam'ın bize kalan bir sünnettir. Efendim, kurban bir mali bir ibadettir. Efendim, dolayısıyla kurban çok şey ifade eder. Kurban Allah'a bir boyun eğmedir. Allah'ın hükmüne ram olmaktır. Onun için biz mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kişi bizim musallamıza yaklaşmasın diyor. Evet. Yani Resulullah Efendimiz'in bu hadisi şerifiyle efendim Müslümanlar kurbanlarını keserler. Bu bir şiardır. İslam'ın bir şiarıdır, ölçüdür. Şimdi ezan-ı Muhammedi de böyledir. Evet. Ezan okumak sünnettir ama İslam'ın şiarındandır. Ezan
bağımsızlığımızın sembolüdür. Tapu senetleridir. Tabii. Evet. Bir beldenin Müslüman olduğunun alamet ve işareti ezan-ı Muhammed'idir. O semalarda, minarelerimizde yankılanacak. Kurban da efendim böyle şiarlardandır. Olmazsa olmazdır. Evet. Yani Müslümanlığının alamet ve farikasıdır. Müslümanlar kurban keserler. Hali vakti yerinde olanlar, efendim durumu müsait olanlar, dinen zengin sayılanlar Allah için kurban keserler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kesmiş, efendim ümmetine de tavsiyede bulunmuştur. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam kesmeyen ümmeti için de onlar adına da kurban keserek bu da ümmetim için onu da hediye etmiştir. Dolayısıyla kurban bir teslimiyettir. Allah'a yönelmektir. Kurban fedakarlıktır. Evet. Şimdi Allah için malından, canından feda etmektir. Öyle diyor. İnsanoğlu nefsini çok sever Ali Bey. Yani nefsini, kendisini çok sever. Sonra insan cananını, evladını çok sever. Sonra malını çok sever. Evet. Üçü insan için çok değerlidir, sevgilidir. İnsanoğlu aynı zamanda da imtihan vesilesidir değil mi? İmtihan vesilesidir de buyurduğunuz gibi. İnsanoğlu sevdiği şeylerden Allah'ın yolunda feda etmediği müddetçe iyiliğe erişemez. Onun için ayeti kerimede Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah'ın yolunda infak etmediğiniz müddetçe iyiliğe erişemezsiniz. Onun için sevdiğin şeylerden, mesela şimdi belki ileriki sohbetlerimizde siz konu geldiğinde biz onu da anlatacağız. İşte bazı hayvanlar kurban olmaz. İşte gideceği yere kadar kötürüm olan, boynuzları kırık olan, dili kesik olan, bilmem azarları vesaire. Bunlar bize şunu söylüyoruz, ifade ediyor ki, kurban insanın sevdiği şeylerden kurban etmesi gerekir. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, وَتْلُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا اَقْتُلَنَّكْ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ diyor. Şimdi Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ya Muhammed, Adem'in iki çocuğunun, çocuklarının kıssalarını gerçek olarak anlat diyor. Hani diyor onlar Allah'a kurban adamışlardı. Allah onların birinin kurbanını kabul etti, diğerinin kurbanını ise kabul etmedi. Kurbanı kabul olmayan kişi kıskançlık yaptı. Kardeşini öldürmek için elini uzattı. Kardeşi dedi ki ona, Kabil Habil'e dedi ki, sen beni öldürmek için kıskançlık yüzünden sen beni öldürmek için elini uzatsan, ben seni öldürmek için herhangi bir şey yapmayacağım dedi. Sonra Allah takva sahiplerinin tövbelerini, adağını, kurbanını kabul eder. Demek ki Allah sevilen şeylerden efendim kurban yapılmasını istiyor, sevdiğimiz şeylerden. Bakınız Ali Bey, insanoğlu sevdiği şeyleri Allah'ın yoluna feda ediyor. Kurban da budur. Ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha eştera minel mu'minina enfusuhum ve emvaluhum bi enne lehumul cennet. Yuqatiluna fi sabilillahi feyaqtuluna ve yuqtaluna va'den aleyhi hakkan fi't-Tevrat ve'l-İncil ve'l-Kur'an ila ahiril ayet. Cenab-ı Hak efendim müminlerden malları ve canları karşılığında cenneti onlara vaat ediyor. Evet. Cenneti satın alıyorlar. Ama neyi karşılığında? Sevdiği şeyleri feda etmenin. Malını veriyor, evet. Canını veriyor Allah'a.
Allah da vaadi haktır. Vaadallahi hakka. Hakka. Ve men astaku minallahi kıyla. Allah'tan daha doğru, daha sözlü kim olabilir? Evet. Bu Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de bu böyledir. Aynen hocam. Bu ne kadar güzel bir alışveriş değil mi? Kesinlikle hocam. İşte kurtuluş bundadır. Şimdi insanoğlu malını, canını Allah'ın yolunda feda ediyor. Onun için kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, nusukum, bütün ibadetlerim, kurbanım, ölümüm, hayatım, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Evet. Allah için kurban kesilir. Allah için feda edilir. Değerli hocam, Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel ifade buyurdunuz hocam. Şimdi hocam, evet. Kur'an'ın, kurbanın tarihçesinden bahsederken İbrahim Aleyhisselam'dan bize geldiğini, kurban tarihini ona dayandığını. Evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir imtihanı var hocam. Evet. Bundan bahseder misiniz hocam? Evet. Ali Bey, teşekkür ederim. Şimdi müsaadenle şu ayeti de okuyayım da ondan sonra buna geçelim. Şimdi hakikaten bu fedakarlıklar var ya, bu dedik ya, kurban fedakarlıktır. İnşallah bunu da unutmayalım. Bununla ilgili de efendim kardeşlerimize söyleyeceğimiz sözler var. Onları da ifade edelim. Şu anda bizi televizyonların başında izleyen kardeşlerimiz var. Ayetler okuduk. Efendim ayetleri okuyunca kardeşlerimize de teşekkür etmeyi de unuttuk. Şu anda bizi dinleyenler de var. Onlara da hayırlı akşamlar diyelim. Allah onlardan da razı olsun. Bizi dinliyorlar. Cenab-ı Hak onlara da bugün cuma, yarın cuma, bugün cuma gecesi, geceleri bereketli olsun. Tabii konu biraz daha detaylı olunca hemen ayetlerle konuya daldık. Ben onlara da hürmet ve saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi Ali Bey, biraz önce işte bu bir ayeti kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. Minel müminine ricalun sadakû mâ ahadullâhe aleyh. Feminhum men gazâ nahbahu ve minhum men yentazir ve mâ beddelû tebdîlâ. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a vermiş olduğu sözde sadık kaldılar. Şehit oldular. Ve bir kısmı da sıralarını bekliyorlar. Allah'a verdiği sözleri değiştirmediler. Evet. Biraz önce İnnallâhe eşterâ minel müminîn ayetini okudum ya. Onun için Allah için canlarını feda edenler, Allah için Allah'ın yolunda mallarını verenler, sevdikleri şeylerden verenler, bunlar yaptıklarının karşılığını inşallah orada bulacaklar. Yine biz bu konuya döneriz. Bir sizin sorunuza cevap vereyim. Seyircilerimiz de onu merak ederler. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak İbrahim peygamberi imtihan ediyor. Allah onu üç şeyle imtihan ediyor. İnsanoğlu neyi sever? Dedik ki canını çok sever. Evladını, cananını çok sever, malını çok sever. Allah-u Teala da İbrahim peygamberi bu üç şeyle imtihan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izi betela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fetemmehun. Kale inni ca'iluke lin-nasi imama. Kale ve min zurriyeti. Kale la yenal vahdi'z-zalimin. Allahu Teala İbrahim peygamberi bir takım şeylerle imtihan ediyor ve imtihan İbrahim peygamber bu imtihanı kazanıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın mal ile imtihanı var. Şimdi kurban, malımızı Allah için feda ediyoruz. Kan akıtıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, bugün malımızdan bir şükrane olarak bunu senin rızan için kurban ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde de canımızı vermeye hazırız ya Rabbi diye. Bunun manası budur. Evet. Şimdi dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam malıyla imtihan oluyor. Rivayet olur ki İbrahim Aleyhisselam bu işte Harran bölgesinden Kenan ellerine, Filistin topraklarına, şu andaki o Halil İbrahim camisinin olduğu o mekanlara, oradan Mısır'a, sonra
efendim tekrar Kenan illerine, sonra Mekke ve Medine'ye bir seyahati var İbrahim Aleyhisselam'ın. İbrahim peygamber, Allah-u Teala İbrahim peygambere çok mal ve mülk veriyor. Öyle oluyor ki İbrahim peygamberin Allah'ın ona ihsan ettiği nimetler, o hayvanlar, affedersiniz, davarlar vadilere sığmıyor. Allah, Cenab-ı Hak İbrahim peygamberin maliyle şöyle imtihan ediyor. Rivayetlerde insan kılığına bürünmüş bir melek İbrahim peygamberin karşısına çıkıyor. Diyor ki, ya İbrahim diyor, sana diyor bir dua öğretsem diyor, bu duanın karşılığında malın üçte birini bana verir misin diyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, hele bana öğrettiğin duayı bir oku da ondan sonra bir değerlendirme yapayım. Gelen kişi şu duayı okuyor. Sübbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh ve Rabbul arşil azim. Bakınız ne kadar büyük bir dua. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer dualar var. Allahü la ilahe illahü ve Rabbul arşil azim. Allahü la ilahe illa huve rabbul arşil kerim. Subhanallah. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçer. Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim ya Rabbi. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Manası çok büyüktür bakınız. Namaza da Subhaneke duasıyla başlarız. Allah'ım seni bütün eksikliklerden münezzehsin Allah'ım. Senin şanın ne yücedir ya Rabbi. Senin ismin ne yücedir ya Rabbi. Rukuda hani, Subhane Rabbil yani, Azim. Tabii evet. Şimdi namazda böyle çoğumuz böyle namaza başladığımız zaman hani şöyle süp süp diye geçeriz ama bir Subhaneke'nin manası o kadar çok büyük. Evet. Onun manası bize yeter ve artar. Onun için bu İbrahim peygambere gelen kişi İbrahim peygambere bu duayı okuyor. Sübbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh ve Rabbul arşil azim. Bu duayı okuyor. İbrahim peygamber o kadar çok duadan etkileniyor ki. Diyor ki Allah şahidimdir. Şu duayı bir daha oku ne olursun diyor. Gelen kişi o duayı bir daha okuyor. İbrahim peygamber malımın üçte ikisini verdim ama diyor. Siz bu duayı bir daha okursanız malımın tamamını size vereceğim diyor. Rivayet odur ki gelen kişi duayı tekrar ediyor. Şu anda televizyonları başında bizi dinleyenler de bu duayı benimle beraber okusunlar. Çok güzel. Çok büyük bir dua. Evet. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh ve Rabbul arşil azim. İbrahim peygamber diyor ki malım mülküm senin olsun diyor. O kişi gelen kişi tamam dedikten sonra böyle Ali Bey 10 metre yürüyor. Dönüyor İbrahim peygambere. Ey ya İbrahim diyor. Sen kazandın diyor. Ben Allah'ın sana gönderdiği bir meleğim diyor. Benim mala mülke ihtiyacım yok diyor. Allah benimle seni imtihan etmek istedi. Sen kazandın diyor. Bir dua uğruna, bir tesbih uğruna malını, mülkünü, her şeyini feda ettin. Onun için İbrahim peygamber malıyla olan imtihanını kazandı. Şimdi İbrahim peygamberin canıyla olan imtihanı. O çok uzundur ama ben çok özetleyerek buyurun anlatayım. Hocam, buyurun hocam. Çünkü bizi izleyenler de merak ediyorlar. Onlar da anlamış olsunlar. Biliyorsunuz İbrahim peygamber ulul azim peygamberlerdendir. Efendim İbrahim peygamberin kavmi İbrahim peygamberi yalanladı, ona iman etmedi ilk önce. Ayet-i kerimede de Bismillahirrahmanirrahim ve iz kâle İbrahimu li ebîhi âzera etettehizu asnâmen âlihe inni erâke ve kavmeke fî talâlin mubîn. Tabi onlara Cenab-ı İbrahim peygamber kavmine sizi ben dalalet ve sapıklık içerisinde görüyorum. Gelin bir olan Allah'a iman edin.
kavmine diyor, bu putlara tapmaktan vazgeçin diyor. Tabi kavmini ikna edemiyor. Sonra o İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi bir panayır günü böyle insanlar eğlenmek, bayram etmek için şehrin dışına çıkıyorlar. İbrahim peygamber de bunu fırsat bilerek onların taptıkları puthaneye giriyor. O putların hepsini kırıyor. Onlar da, insanlar da putların önüne kurbanlıklar koymuşlar, yiyecekler koymuşlar. Tabii onların önüne seriyorlar. Daha sonra geldikleri zaman onların ilahları tarafından, putlar tarafından o nimetlerin kutsandığına, bereketlendiğine inanıyorlar. Onları alıyorlar. İbrahim peygamber elindeki baltayla bütün putları kırıyor ve en büyük puta da o süs zümrütlerle bilmem mücevheratla süsledikleri o putun başına da baltasını asıyor. İnsanlar panayırdan, şenlikten, bayramdan döndükten sonra putlarına tapmak için puthane, ibadet yerlerine girdiklerinde bir de ne görsünler? Bakıyorlar ki bütün putlar kırılmış. Ama büyük putun üstünde de balta var. Kim yaptı, kim yaptı, kim yapmadı diye soruştururken diyorlar ki ayet-i kerimede bizim feten yezkuruhum yukalu lehu İbrahim. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılıyor. Şimdi biz bunu inşallah ileriki bu konuda bir konu olarak anlatacağımız için şimdi kısadan geçelim. Deniliyor ki ismim İbrahim denilen bir genç var. Yapsa o yapmıştı deniliyor. Zaten öteden beri de bizim putlarımıza dil uzatıyordu dediler. İbrahim'i çağırdılar. İbrahim Aleyhisselam'ı muhakeme ettiler. Ev İbrahim peygambere dediler ki bizim putlarımızı sen mi kırdın? Ali Bey bakın bir peygamber asla ve kat'a yalan söylemez. Kesinlikle. Dedi ki onlara ben kırmadım demedi İbrahim peygamber. Dedi ki putlarınıza sorun dedi. Şu büyük puta sorun. O konuşur ve size söyler. Dediler ki sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Onlar konuşur mu? O zaman İbrahim Aleyhisselam onlara anlayacağı dilden cevabı verdi. Madem ki dedi bu taptığınız putların konuşmuyor. Madem ki bu taptığınız putların gücü ve kuvveti yok. Neden siz bunlara tapıyorsunuz? Bir olan Allah'a ibadeti bırakıp da bu putlara tapıyorsunuz deyince iyice kızdılar. Efendim tabii halk Nemrut'a da şikayet ettiler. Nemrut da bu olayın içerisinde neticede İbrahim Aleyhisselam'ı yakmaya karar verdiler. Rivayetler odur ki her ağaçtan efendim o kadar büyük bir ateş yaptılar ki insanlar İbrahim peygambere ateşi atmak için yaklaşamadılar. Mancınıkla büyük bir kula suretiyle İbrahim peygamberi ateşin içerisine attılar. Tabi İbrahim Aleyhisselam ateşe düşünce rüzgar, efendim yağmur, bütün mahluk İbrahim peygamberin yardımına koştu. İbrahim Aleyhisselam onların hiçbirinden yardım istemedi. Beni alemlerin Rabbi olan Allah'ım görüyor dedi. Ben ondan isterim. Onun için ancak Allah'a ibadet eder, yalnız ondan yardım bekleriz. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Allah'ım ümmeti Muhammed'e, Müslümanlara o kadar yardım etmiş ki Ali Bey. Allah'ın yardımı inananların üzerinedir. Vallahu veliyyül müminin. Allah müminlerin dostudur. Cenab-ı Hak Bedir'de de, Uhud'da da, Huneyn'de de, Malazgirt'te de, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da bu millete yardım etmiştir. Kesinlikle. Allah'ın yardımı inananların üzerinedir. Allah kulunu yardımsız bırakmaz. Biz buna inanıyoruz. Amin. Onun için Allah İbrahim Aleyhisselam'ın sesini duyuyor. Onun için Hafız Efendi bugün okuyordu ya Kur'an. İnnehu bima ta'melune basir.
Ne yaparsanız yapın Allah onu görür. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Ve esirru kavlekum evi cheru bi innehu alehimun bi zati's sudur. İsterseniz sözünüzü gizleyin. İsterseniz sözünüzü açığa vurun. Allah kalplerin derinlikte olanı bilir. İki kişi bir araya gelse üçüncüsü Allah'tır. Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz. Ali Bey, Cenab-ı Hak İbrahim'in sözünü işitti. Ateşe ferman buyurdu Cenab-ı Hak. Kul ya naru kuni berden ve selamen aminin. Ey ateş, İbrahim'imi yakma. Serin ve selamet ol. Ateşe ferman buyurdu İbrahim Aleyhisselam. Böylece İbrahim Aleyhisselam. Hocam bir dakika sonra bir virgül koyacağız. Öyle mi? Ara vereceğiz. Öyle mi? Bir dakikamız var hocam. Öyle mi? Evet. Tamam. Ali Bey inşallah şeyden sonra devam edeceğiz. Hocam. Devam, bir dakikamızı dolduralım. Sonra İbrahim Aleyhisselam ateşten selamete çıktı. Orası efendim yemyeşil oldu. Evet. Bir bahçe oldu. Şimdi tabii iman edenler olduğu, inkar edenlerin inkarı arttı. Hep böyledir. Allah kime hidayet nasip ederse o hidayete erer. Vallahu yehdi men yeşâ ilâ sırâtın müstakim. Allah dilediği kuluna hidayeti nasip eder. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın üçüncü imtihanı da evladıyladır. Onu, o da bizim kurbanla ilgilidir. Evet. Oğlu İsmail Aleyhisselam. Bundan sonra devam ederim hocam. Onu dediğiniz gibi Ali Bey sonra devam eder. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah ben teşekkür olsun. Ederim. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar hocamla sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar İl Müftümüz Sayın Selami Aydın Hocam'la birlikteyiz. Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanından bahsetmiştik. İlk evet. ikisini çok güzel ifade buyurdunuz. Allah razı olsun. Üçüncüsü evlatla imtihanı hocam, cananla imtihanı. Evet. Orada kalmıştık, bir virgül koymuştuk. Evet. Buyurun değerli hocam. Şimdi Ali Bey, bu sohbetimizin ikinci kısmına da siz ifade ettiniz ya, Zilhicce ayının efendim ikinci günündeyiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de vel fecri ve leyalin aşr, o 10 güne yemin edilen 10 gün rivayetlere göre efendim bu 10 gündür. Çok kutsal, mübarek günler, bereketli günler, hac mevsimi. Şimdi bu senede hac ibadetinden mahrum kaldık. Evet. Ama orada kardeşlerimiz bu ibadeti yerine getirecekler. O ülkenin vatandaşları, kardeşlerimiz. Dolayısıyla biz de onlara iştirak edeceğiz. Ben şimdi sohbetime efendim tekbirlerle başlıyoruz. Yani bu 10 gün içerisinde sürekli tekbir getirmeliyiz. Zaten hani Kurban Bayramı'nda Arefe günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri bize vaciptir. Biz de bu günlerde oruç tutmalıyız. Efendim tekbirlerimizi getirmeliyiz. Onların şimdi efendim başkanlığımız, biz de hatimlerle hacılarımızla beraberiz. Onun için bir tekbirle ben başlamak istiyorum. Resulullah Efendimiz'e salavatla. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. O bayram öncesi hacılar Arafat'a çıkış için hazırlık yapılır ya. Herkes tekbirlerle efendim, tahlillerle, tesbihlerle böyle mübarek
Arafat'a doğru çıkılır hacılarımız. Oluk, onun oluk, için hepimiz böyle sanki hac ayındaymış, Arafat'taymışız gibi o mübarek günlerde o dualara iştirak edip tekbirlerle beraber efendim sürekli onların zikrine, onların sesine ses katmalıyız diye düşünüyorum. Bunu ihmal etmeyelim. Şimdi alemlerin nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Tabi hacca gitmediğimiz için Resulullah Efendimiz'i de ziyaretten mahrum kaldık. Tabi Resulullah Efendimiz'i ziyaret haccın şartlarından değil ama oraya mübarek topraklara giden Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmeden gelmiyor. Onu da ziyaret ediyoruz. Orada müminlerle beraber Medine'de efendim Ravza-i Mudahhara'da onlarla beraber namaz kılıp Resulullah Efendimiz'e salavat getiriyoruz. Şimdi Ali Bey, İbrahim Aleyhisselam'ın üçüncü imtihanı evladıyla oluyor malumunuz. Onu da çok kısa özetleyelim çünkü biraz önce ifade ettiğiniz gibi hocam size soracağım sorular var. Evet. Diğerine geçeriz. Şimdi malum İbrahim Aleyhisselam'ın senelerce çocuğu olmuyor. Allah'tan bir göz aydınlığı evlat istiyor. Rivayetlere göre 100 yaşına kadar. Onun için Allah'tan ümidi kesmemek gerekir. La taknadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü nereden, ne zaman nasip olacağını bilemeyiz. Biraz önce Hoca Efendi okudu ya, fasbir, sabret. Fe innallaha la yudzi'u ecral muhsinin. Allah güzel davrananların ecrini zayi etmez. Sen istiyorsun, Allah sana nasip etmiyorsa demek ki bu senin için hayırlı değil. Veyahut da zamanı var. Evet. Biraz daha sabretmen gerekiyor. Ya hayırlı değil ya da zamanı gelmedi. Zamanı gelmedi. Zamanı gelmedi, biraz daha sabret. Onun için ümidimizi yitirmememek gerekir. Bak, Allah'ın bizlere o kadar şöyle çok şeyleri nasip etti ki Ali Bey. Allah'ın bizi nerelerden nerelere getirdi. Bak, şimdi bu Ayasofya'nın açılması da, yani böyle diyoruz, ne zaman açılacak diyorduk. Yani çünkü seneler geçti ama yani Allah'a şükürler olsun, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Bakınız, bir fethin sembolü olan Ayasofya'mız açıldı. Daha güzel şeyler Allah'ın izniyle, Allah'ın bu millete, İslam'ın senelerce İslam sancaktarını yapan bu millete Rabbim güzel şeyler nasip edecek. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın işte ümidini yitirmiyor. Allah'tan bir göz aydınlığı evlat istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hebli minas salihin. Allah'ım bana salih bir evlat nasip eyle. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak göz aydınlığı evlat nasip ediyor. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sara annemiz vardı. Ondan çocuk olmadı. Sonra Hacer annemizle evlendi. Hacer annemizden İsmail oldu. Daha sonra Sara annemizden de İshak oldu. Onun için biz İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'e kurban ettiğine, efendim etmek için teşebbüse geçtiğini söylüyoruz. Yahudiler de efendim İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'ı kurban etmek istediğine inanırlar. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın bir evladı oldu ve İbrahim Aleyhisselam buna mukabil evladını Allah'a kurban edeceğini vaat etmişti. İşte artık o babasının yanında yürüyeceği çağa gelince babası İbrahim Aleyhisselam yavrusunu çağırdı. Evladım dedi, seni rüyamda boğazladığımı görüyorum, Allah'a kurban ettiğimi. O da baba neyle emrolundunsa onu yap, inşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Felemme eslema ve tellehu lil cebin. İkisi de birlikte Allah'a teslim oldular. Ve İbrahim Aleyhisselam onu işte kurban etmek için yatırdı. Malum hikaye, bir kısa, biraz bir uzun ama gidiyor. Tabii şimdi senelerce arayıp bulamadığı bir evladını
göz adın, evladını, Hacer annemizin teslimiyetine bak. İşte burada tabii şeytanın gelip Hacer annemize efendim vesvese vermesi, işte oğlunu kurban etmeye götürecek İbrahim Aleyhisselam, Hacer annemize efendim İbrahim'i alıyor yanına, Mina Vadisi'nde odun toplayacağını söylüyor. Tabii şeytan geliyor, biliyorsunuz şeytanın bu ikinci rağıtıdır. Bir Adem Aleyhisselam'ı kandırdı, şimdi İbrahim peygamberi mağlup etmek için uğraşıyor. Hacer annemize geliyor, Hacer annemize oğlun İsmail, yavrun, biricik yavrun nerede diyor. O da diyor babasıyla beraber Mina Deresi'ne odun toplamaya gitti diye. O da sen öyle zannet diyor. O ne oldu diyor. Yani ne oldu deyince diyor ki onu kurban etmeye götürdü diyor. Diyor bir baba evladını keser mi, kurban eder mi? Ama o Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getirmek için bunu yapıyor deyince Hacer annemiz, madem ki Rabbimiz Allah böyle ferman buyurmuş, bir de Rabbimizin boynuna, Rabbimizin hükmüne ram olmuşuz, ona teslim olmuşuz, ona iman etmişiz dedi ve teslim oldu. Malumunuz işte şeytan İbrahim Aleyhisselam'ı İsmail Aleyhisselam'a gidiyor. İkisi de büyük bir teslimiyet örneği şey yaparak, vererek, şeytan aleyhillâhnetten efendim yüz çevirerek Allah'ın buyruğunu yerine getiriyorlar. İşte Allah evladına mukabil koçu kurban olarak gönderiyor. Biz de o günden bugüne Müslümanlar olarak İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye vardıklarında Medine'deki o insanların efendim eğlendiklerini görüyor. Ona mukabil Resulullah Efendimiz onlara Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olarak iki mübarek günü hediye ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem kendisi kurban kesiyor ve ümmetine de tavsiyede bulunuyor. Evet hocam, bazı mezheplerde sünnet de olsa bir vücubiyettir, bir emirdir. Şiar dedik ya, evet, İslam'ın şiarındandır. Evet. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Tabii hocam işin asıl püf noktası ayet-i kerimede buyurulduğu gibi hocam, değerli hocam. Kestiğiniz etlerin, kestiğiniz kurbanların ne kanı ne de eti Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan takvadır. Evet, evet, evet. İşin özü nedir takva değerli hocam? Şimdi Ali Bey, o kadar güzel, tam böyle sohbetimizin o kadar güzel ifade ettiniz ki, diyor ya Bismillahirrahmanirrahim, len yanalallaha luhumuha ve la dimauha velakin yanaluhu takva. Kesmiş olduğunuz hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır, samimiyetinizdir, ihlasınızdır. Eddinun nasiha, din nasihattır, takvadır, samimiyettir, ihlastır. Evet. Onun için Allah-u Teala kişinin kalıbına değil kalbine bakar. Çok önemlidir. Kesinlikle hocam. Çok önemlidir. Onun için ayette de öyle buyurulur bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü tekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa bentum muslimun. Ey iman edenler, Allah'ı gerektiği şekilde Allah'a ibadet edin. Ancak Müslümanlar olarak canınızı verin. Ve ma kaderullaha hakka kadrihi, kullar gerektiği şekilde Allah'ı takdir edemediler. Edemedik. Allah'ın bize vermiş olduğu o nimetler karşısında, Allah bizi mükerrem bir varlık yaratmış. Bütün canlılardan üstün kılmış. Bütün nimetleri bize musahhar kılmış. Akıl vermiş Yüce Rabbim. En büyük nimet, imanı nasip etmiş bizlere. Kainatı, güneşi, ayı, yıldızları, suları, dağları, denizleri, bütün nimetleri bize musahhar kılmış. Allah bütün rızık, bütün kullarına rızık veriyor. Rızık veren Allah'tır. Bizi doyuruyor. Evet. Bak şu önümüzdeki şu suyu içmezsek yaşayamayız.
Şu suyu içmesek yaşayamayız. Bunu yaratan Allah. Teneffüs ettiğimiz hava. Can veren, kan veren, göz veren, ana rahminde şekillendiren Allah'tır. Biz, Allah'ım bize, ben sizleri bana ibadet edesiniz diye yarattım diyor Cenab-ı Hak. Kulun vazifesi Allah'ı bilmek, marifetullah, Allah'ı tanımak, ona ibadet etmek, bak kurban, Allah'a yaklaşmak, Allah'a yakın olmak, ona inanmak, onun buyruğunu yerine getirmek. Allah'ım senin için ya Rabbi, senin rızan için. Hani oruç tutuyoruz ya Allah'ım, evet. Senin rızan için oruç tuttum ya Rabbi. Sana inandım Allah'ım. Sana güvendim. Sana güvendim ya Rabbi. Senin vermiş olduğun rızıklarla oruçlarımı açıyorum ya Rabbi diyorsun. Sen ıssız bir yerde de olsan orucunu yemiyorsun. Çünkü seni gören var. Gözetleyen var. Allah'ın var senin. Seni görüyor ve biliyor yanında. İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali ka'idun. İnsanın sağında ve solunda melekler var. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. İnsanoğlunun ağzından bir söz çıkmaz ki Ali Bey, melekler onu yazmasın. Evet. Melekler şahit. Allah görüyor. Allah biliyor. Vallahu bima ta'maluna basir. Ve mallahu bi gafilin amma ta'mal. Allah yapmış olduklarınızdan gafil değildir. Allah her şeyi biliyor. Allamul guyubdur. Ve ma taskudu min varagatin. Bir yaprak düşmez ki Allah'ın ondan bilgisi haberi olmasın, evet. Bilgisi olmasın. Onun için bize düşen nedir? Allah'ı gerektiği şekilde ona ibadet etmek. Ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz. Alemlerin Rabbi olan Allah'ım ya Rabbi. Hamdü senalar olsun, şükürler olsun ya Rabbi. Ali Bey, Cenab-ı Hakk'a olan imanımızdan dolayı ne kadar hamdü sena etsek azdır. Allah'ım sen bizi Müslümanlardan kılmışız ya Rabbi. Bak diyoruz ya, inni veccehdü vecihe lillezî fatara's semâvâti vel ardı hanîfe ve mâ ene minel müşrikîn. Allah'ım sana yöneldim ya Rabbi. Yeri ve göğü yaratan Allah'a yöneldim, ona yöneldim. Evet, ben müşriklerden değilim. Şimdi evet. Sizin o biraz önce söylediğiniz takva meselesine müsaadenizle gelelim. Estağfurullah hocam. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ. Kim Allah'tan korkarsa kim Allah'a iman ederse, kim Allah'ın haramlarını, helallarını bilirse, kim Allah'ın koyduğu sınırlara riayet ederse, kim Allah'a iman ederse, kim takva sahibi olursa, bakınız müjdeye bak. Ve ec'allehu mahreca. Allah onun işini kolaylaştırır. Evet. Ya. Sonra ve ec'allehu, efendim Allah ona işini kolaylaştırır. Allah onun ona bir yol verir. Ve yec'allehu mahreca. Allah ona bir çıkış yolu verir. Kapıyı kapatmıyor. Ya şimdi de benim derdim var, bunaldım diyenlere sesleniyorum. Benim sıkıntım var, ben çaresiz kaldım. Çünkü çaresizlerin çaresi Allah'tır. Kimsesizlerin kimsesi Allah'tır. Allah kuluna çok yakındır. Ve izâ eseleke ibâdî annî fe innî karibun. Ya Muhammed, insanlar bana soruyorlar Allah nerededir diye. Söyle ki fe innî karibun, ben kullarıma çok yakınım. Onlar bana dua ettiklerinde ben onların dualarına icabet ederim diyor Cenab-ı Hak. Onun için bak, Allah ona bir çıkış yolu verir. Kim takva sahibi olur, Allah'a sığınır, ona iltica eder. Allah'ın buyruğunu yerine getirir.
Allah'ın hakkına, hukukuna riayet eder, ona kul olursa Allah onun işini kolaylaştırır, Allah ona bir çıkış yolu verir. Sonra وَاَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ Allah onun hesapsızca rızıklandırır. Hiç umulmadık yerden rızık gelir. Sen de bilemezsin. Allah dilediği kulunun rızkını genişletir, dilediği kulunun rızkını da daraltır. اِنَّ اللّٰهُ وَالرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Allah bütün kullarına rızık verir. Bazı canlılar vardır ki Ali Bey, rızıklarını yanlarında taşıyamazlar. Kuşlar gibi. Kuşlar. Kuşlar uçarlar, bulursa yer. Her yerin kar olduğunu düşün. Uçacak, oradan oraya uçacak, oradan oraya rızık bulacak. Allah onun rızkını da vermiştir. Ama yeter ki insanoğlu ne yapacak? Rızkının peşinde koşacak. Allah çalışan kulunu sever, çalışan kulunu efendim rızıklandırır, verir Allah. Allah'ın nimeti kimsede mahsur değildir. Küllen nümiddü hâ ulâ'i ve hâ ulâ'i min atâ'i rabbik. Allah'ın nimeti kimsede mahsur değildir. Allah efendim kullarını rızıklandırır. İşte kim takva sahibi olursa, kim Allah'a yakın olursa, Allah'a kurbiyet kurarsa, samimi olursa, ihlaslı olursa, Allah onun işini kolaylaştırır. Allah ona bir çıkış yolu verir. Allah onu hesapsızca rızıklandırır. Ve yükeffiranhu seyyiati. Allah onun günahlarını örter. Ve yu'azzim lehu ecra. Allah onun mükafatını kat kat artırır. İnne Allaha baligu emri. Allah emrini yerine getirendir. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuh. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah'a dayanırsa, Allah ona yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yeter. Allah eleysallahu bikafin abdehu. Allah kuluna kafi değil midir? Evet. Ali Bey. Çok güzel hocam. Allah bir kuluna efendim kafi olursa, onun vekili olursa Allah ona kafi değil midir? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bazen insanoğlu daralır. Bazen insanoğlu haksızlığa uğrar. Kalbi sıkışır. Sıkışır, daralır, bunalır. Gücü yetmez, zorba vardır, zalim vardır. Efendim, iftiracı vardır, fitneci vardır, çaresizdir. Ne yapacak? Ne yapacak o kişi? Düşün ki namuslu bir kadına iftira atıldı. Zavallı kadın ne yapacak? Nasıl kendini temize çıkaracak? İnsanları nasıl ikna edecek? İnsanlar hemen zanla şey yaparlar. Efendim ateşin olmadığı yerde bilmem duman çıkmaz. Duman çıkmaz vesaire. Bu nasıl kendinin masum olduğunu? Efendim iftiraya uğrayan, fitneye, fesata uğrayan kişi kendisinin efendim ne yapacak? Anlatamıyor derdini kimseye. Delil bulamıyor. Allah'a sığınacak. Allah'ım ya Rabbi, sana sığındım ya Rabbi. Sen benim Allah'ım vekilimsin ya Rabbi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkeltu ve alallahi felyetevekkelil mütevekkil. Onun için Allah kuluna kafidir. Ve men yu'min billahi ve yamel salihan. Kim Allah'a iman eder, salih amel işlerse Allah onu önünden akan cennetlerine koyar. Allah onu mükafatlandırılır. Kad ahsenallahu lehu rizka. Allahu Teala rızık olarak ona, o kimseye gerçekten güzel bir rızık vermiştir. Kime? Takva sahibi olana. Zalike emrullahi enzelehu ileykum. Bu Allah'ın size indirdiği, Allah'ın emridir. Size indirdiği kitapta bu böyledir. Allah'ın emridir. Allah'ın vaadi haktır. وَمَنْ أَسْتَقُوا مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Demek ki kurbanda ne var Ali Bey? Ağzınıza sağlık. Güzel sordunuz. Biz de sizin bu sorunuza bu ayetleri
kardeşlerimize anlattık, okuduk. Demek ki nedir? Allah'a ulaşacak olan takvadır, samimiyettir. Ha, kan akıtılacak. Efendim, onlar kurban bir paylaşmadır, bir kardeşliktir, bir dayanışmadır. Efendim, bir bayram sevinci var. Bayram zaten mutluluğun, neşenin doruğa ulaştığı andır. Müminlere bir nimettir. Resulullah Efendimiz tavsiyede bulunmuştur. Efendim aleyhissalatü vesselam Efendimiz bayram namazlarını musallada kıldırmış. Kadınlar da iştirak etmişler. Bir dayanışma olmuş, bir kardeşlik olmuş Ali Bey. Evet hocam, tam da oraya geldik. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın da hocam kurban organizasyonu her sene olduğu gibi bu sene de var. Evet. Çok güzel bir de teması var hocam. Ana şey olarak kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş teması adı altında. Şimdi değerli hocam, tabii Türkiye Diyanet Vakfımız, evet, genel merkez ve illerde onun şubeleri, evet, ki burada şube başkanı sizsiniz değerli hocam. Evet. Birçok projesi var hocam. Türkiye Diyanet Vakfı'nın. Evet. Mesela hocam, kısaca ben arz edeyim. 14 ülkede 25 eğitim projesi var hocam. Kolejden tutun, lisesinden, üniversitesinden, yüksek lisansından doktorasına kadar. Evet. Türkiye Cumhuriyetleri'den alır. Avrupa'da bulunduruz hocam, Hollanda'da. Evet. Bir UİP projesi var. Tamam. Uluslararası İlahiyat Projesi. Oranın vatandaşı olup lise eğitimi burada tamamlamış. Evet. Oranın kimliğine sahip. Orada bir mülakatta seçilip Türkiye'de işte Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat, Bursa Uludağ İlahiyat, evet, Samsun İlahiyat gibi birçok ilahiyatta eğitimlerini tamamlıyorlar hocam. Zaman zaman Avrupa Birliği ile alakalı vize konusunda bazı sıkıntılar olabiliyor. Evet. Oranın vatandaşı, oranın kimliğine sahip bizim kardeşimiz lise eğitimini almış. Burada Diyanet ona ilahiyat, evet, eğitimi aldırıyor. İsteyenlere yüksek lisans da yaptırıyor, doktorayı da yaptırıyor. Ve bütün iaşesi, ibadesi, yani yemesi, içmesi, barınması da vakfımız tarafından karşılanıyor. Evet. Bu eğitim projesi. Bunun dışında hocam, vakfımızın hayırlı hizmetleri var. Su kuyusundan tutun, hastaneye kadar. Birçok hizmet var hocam. Bu konulara ben girmeyeceğim. Ama bizim ana konumuz olan kurban özellikle. Mesela hocam, 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı 453.560 hisseyi gerek yurt dışında gerekse yurt içerisinde bize emanet edilen o kurbanları gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim etmiştir hocam. Bu büyük bir başarı. Ne kadar hocam? 149 ülkenin 423 bölgesinde. Nerede hocam? Öncelikle Suriye, Irak, Filistin, Arakan başta olmak üzere. Hı. Afrika, Balkan ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri, Kafkasya, Uzak Doğu ve Güney Amerika'nın bir kısım ülkelerine kadar yayılmış bir şekilde. Gerçekten büyük bir hizmet hocam. Tabii pandemi süreci, evet, belki kurban alımı kesiminde biraz her seneye göre biraz daha zor olmuş olacak. Bu vekalat yoluyla kurbanla alakalı neler söylemek istersiniz değerli hocam? Şimdi Ali Bey, ben teşekkür ediyorum size. Türkiye Diyanet Vakfımızın hizmetlerinden bazılarını ifade ettiniz. Çok az bir kısmını. Çok az bir kısmını ifade ettiniz. Şimdi gerçekten biz, yani bir sıkıntılı bir dönem var. Yani pandemi süreci var. Evet. Tabii dünyada bütün milletler bu COVID-19 diye isimlendirilen bu pandemi, bu hastalıktan kurtulmak için büyük bir mücadele veriliyor. Hani sonuna doğru gelindi ama tabii bazı bilim adamları işte patlama olur mu olmaz mı İkinci vesaire. İkinci dalga gelir mi gelmez gelir mi? Gelir mi gelmez, bununla ilgili konuşmalar da var ama Müslüman akıllı olur, uyanık olur. Müslüman tedbiri elden bırakmaz. Çok önemli hocam. Bizim için önem budur. Bize Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Daima tedbirli olmak lazım. Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Bize düşen tedbir almaktır. Aynen. Dolayısıyla şimdi hakikaten pandemi sürecindeyiz. Çok büyük bir emek sarf edildi. Devlet büyüklerimiz,
Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız kendilerini tehlikeye atarak gece gündüz çalıştılar. Yani devletimize hizmet eden en alttaki memurumuzdan Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bütün devletimizin kademelerindeki efendim memurlar, herkes bütün gayret ve gücüyle çalıştık. Çok da güzel verim aldık elhamdülillah. Başka ülkelere örnek olduk Ali Bey. Kesinlikle hocam. Başka süper devletlerin efendim sağlık sistemleri çöktü. Ama Allah'ın izniyle biz ayakta kaldık. Bununla beraber yeni hastaneler inşa edildi. Ben şahit oldum. Çok kısa bir sürede. Gelmiş olduğum Bakırköy'de çok kısa sürede, yaklaşık 40 günde, 45 günde devasa büyük bir hastane yapıldı. Çok büyük bir hastane. Hazırlıklı olmak lazım. Bu işte ileriyi görmek, ufku geniş olmak buna denir. O da bizim devlet adamlarımızda var. Biz büyük bir milletiz. Kesinlikle. Ufku geniş bir milletiz. Dolayısıyla tedbir ve tedbirlerimiz hala daha devam ediyor. Etmelidir de hocam. He? Etmelidir. Etmelidir de. Şimdi dolayısıyla böyle büyük bir kazanım elde edildi. Bunu heba etmemek gerekir. Şimdi bakınız dün bugündü 81 ilde efendim bu kontrol için yani insanlar bu tedbiri alıyor mu almıyor mu diye bir 81 genel ilde denetim. Genel denetim başlatıldı. Artık fakat tabii ya insanlarımız da bazen işte düğünlerde, asker uğurlamalarda, taziyelerde buna tabii dikkat etmemiz lazım. Yani insanları anlıyoruz. Mesela insanlar cenazesine el vuramadı bak. Hastalık yüzünden cenazesine el dokunamadı. İnsan babasının, annesinin cenaze namazını kılamadı. Bir Kur'an, bir Fatiha okuyamadı. Onun yüzüne bir bakamadı, yıkayamadı. Kefenini biçemedi. Zor günleri atlattık, geride kaldı. Şimdi dolayısıyla artık belli bir noktaya gelindi. Bunu heba etmemek gerekir. Şimdi böyle bir ortamda Kurban Bayramı'na giriyoruz. Kurbanlarımız kesilecek. Dolayısıyla ne yaptı? Bu sene kurban kesim yerleri sınırlandırıldı. Neredeyse dörtte bire düştü. Tabii kardeşlerimize, hepimize de büyük görevler düşüyor. Hava sıcak. Çevre faktörleri de var. Çok önemli. Dolayısıyla ama diğer taraftan bu bir ibadettir. Bu ibadeti yerine getireceğiz. Efendim Elazığ'ımızda da efendim işte kurbanlarımız kesilecek. Kesilecek yerleri işte belediyemiz efendim biz güzel bir şekilde komisyonlar kurularak nerelerde hayvanlar kesilecek onları biz ilan edilecek. Onları kardeşlerimiz bilecek. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Diyanet Vakfımız başkanlığımızla beraber Diyanet İşleri Başkanlığımızla beraber vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonu yapıyor. Ve bu devlet eliyle. Evet. Çok mükemmel bir şekilde. Biraz önce dediniz 149 ülkeye gidiyor. Şimdi oraya giden gelen kardeşlerimiz var. Onların anlattıklarını bir dinlemek gerekir. Gerçekten bir lokma ete ihtiyacı olanlar var. Bizim için sıradan bir şey olabilir hocam. Tabii. Çok önemli hocam. Evet. Tabii. Yani fakru zaruret içerisinde olanlar var. Yetimler var, çaresizler var. Savaşın altında inlemiş, yoksulluğun, çaresizliğin girdabına düşmüş nice kardeşlerimiz var. Bunlarla bir gönül köprüsü kuruluyor. Yardım eli uzatılıyor. Bu çok önemlidir. Bak tarihte diğer milletlere el uzatmış, hangi inançta olursa olsun yardım etmiş bir insanız, bir milletiz. Yardımımız her yere ulaşmış. Ama mesela bir isim de verelim mesela. İşte Pakistan'la mesela bizim aramızda bu yardımlaşma konusunda mesela yardımlaşta daha üst düzeyde. Diğer devletlerler de var. Onlar mesela biz bir çaresizliğe düştüğümüz zaman
Onlar bizim imdadımıza koşuyor. Biz onlara koşuyoruz. Kardeş şehir. Yine Azerbaycan, herkese burada evet. Öyle yanı başımızda. Diğer kardeşlerimiz. Bosna Hersek. Bosna Hersek, ağzına sağlık, söyledin. O insanlara ne kadar yardım elini uzattık. Dolayısıyla mesela Kurtuluş Savaşı'nda da öyle anlatılıyor. Pakistan'da mesela o insanlar bize yardım için kadınlar kollarından bileziklerini, küpelerini vermişler, bize yardım etmişler. Bir sel felaketi oldu, Türkiye hemen ilk giden Türkiye oluyor. Aynen hocam. Dünyanın neresinde olursa olsun bak Ali Bey dikkat edin, ilk giden bu millet oluyor. Uçağımız bizim iniyor, yardım için gidiyor. Çünkü bu milletin mayasında merhamet var Ali Bey. Aynen öyle hocam. Merhamet ile yoğrulmuş mayamız. Yardım etmeyi çok seviyoruz. Bu vesile gönül köprüleri kuruyoruz, yardım ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımız yurt içinde ve yurt dışında yardım ediyor. Bak bunun örneğini buradan efendim televizyonlar vasıtasıyla bizi dinleyen kardeşlerimize bir de bir müjde de verelim Ali Bey. Bu sene Elazığ'ımız acı üzerine acı yaşadı. Siz de biliyorsunuz evet. Deprem oldu. 24 Ocak'ta efendim 6.8 şiddetinde bir depremle canlarımızı, kardeşlerimizi kaybettik. Allah onlara rahmet eylesin. Vefat sayısı az da olsa Allah evet. Rahmet eylesin ama büyük bir yıkım oldu. Büyük bir yıkım oldu. Onu evet. Da biz geldiğimizde burada gördük. Evet. Gezdik gördük. Şu anda mesela 15 tane camimiz ibadete kapalı. Camimiz ağır hasarlı camilerimiz var. Biz onları gezdik gördük. İnşallah buradan kardeşlerimize müjdesini de verelim. Yakında inşallah Allah'ın izniyle devletimizin, milletimizin, hayır sahibi kardeşlerimizin yardımıyla inşallah bunu da biz ibadete açacağız. İnşallah. Şimdi Ali Bey, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfımız Elazığ'da bir deprem oldu. Kardeşlerimize bir yardım olsun. Onlara bir efendim acılarını dindirmek maksadıyla kurban kesemeyenler olur. Çünkü konteyner kentler var, evet. Şehirler var. Bu kardeşlerimizi de düşünerek biz de onlardan talepte bulunduk. Bize 483, 500'e yakın kurban hissesi gönderdiler. Tabii ben bu huzurlarınızda, bu televizyonlardan ilimize yeni başlayan, hizmet eden Sayın Valimize çok teşekkür etmek istiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Sayın Valimiz kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na vererek ve kardeşlerimize de teşvik ederek öncü oldular. İlk başlangıcı yaptılar. İlk başlangıcı yaptılar. Uğurlu geldi. Şu anda sayılarımız bayağı yükseldi. İnşallah belediye başkanımız da bir söz verdi. İnşallah o da, belediye başkanımız da kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na verecek. Ümit ederim ki yarın belki bu işi yapabiliriz. Bugün bir telefon geldi, bizi çağırdılar. İnşallah o organizasyon yapılacak diye ümit ederim. Dolayısıyla biz bu sene Allah nasip ederse Ali Bey, bu 500 hisse kurbanı Elazığ'daki kesemeyen kardeşlerimize, ilçelerimize, bilhassa o Sivrice'de daha fazla deprem olmuştu. Müftü Bey'le de görüştük, Müftü Hocamız. Bize şu kadar gönderirseniz biz bu kardeşlerimize bunu dağıtırız diye. Tabii büyük bir organizasyon. Yani bunların ulaştırılması var. Hava sıcak. Ben buradan mihrapta, minberde, camilerde vazife yapan hocalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bayram günü annesinin babasının elini öpmeyi bırakıyor hocamız. Sırf Allah rızası için o kardeşimize kurbanı ulaştırmak için seferber oluyor. Halkımızın da bunu bilmesini istiyorum. Kesim yerlerinde aynı şekilde hocam. Kesim. Satış yerlerinde evet. Görevlerimiz var hocam. Ali Bey hiçbir kuruş da almadan. Kesinlikle hocam. Hocalarımızın hepsi Allah rızası için kendileri arabalarıyla geliyorlar. Efendim buradan bunu yapmamız gerekiyor. Bu hayır işidir. Gönül işidir. Bu bir sevdadır. Bu kardeşlerimize yardım elini uzatmaktır. Bu birlik beraberliğin biz için çok önemlidir. Biz onları ne yapacağız? Kardeşlerimize ulaştıracağız. Zaten
Bu şekilde mesela şimdi kurban kesecek olan kardeşlerimiz, belki bunu biz ileride de anlatacağız. Kesen kardeşlerimiz kesmeyenlerle paylaşacaklar. Maksat budur. Evet. Yoksa eğer biz kestiğimiz, Ali Bey kestiğimiz hayvanları o difrozun içerisine koyup bir sene boyu onları yiyeceksek. Kavurma niyetine. Bu tabii. Bu tabii yani. Gelen misafirlere ikram edecek, kesmeyenlere. Evet. Çünkü kesmeyen kardeşlerimiz çok olacaktır. Komşuluk hukuku çok önemlidir. Bugün bir kardeşlerimiz geldiler. Komşuluğu diriltmek adına bir proje yapmışlar. Ben buradan da onlara teşekkür ediyorum. Biz bunun üzerine de duracağız. Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Bizi ayakta tutan budur. Evet. Budur. Dayanışmadır, birliktir, beraberdir, kardeşliktir Ali Bey. Cebrail Aleyhisselam bana o kadar komşulukla alakalı şey anlattı ki diyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz komşuyu komşuya varisçi kılacak zannediyor. Kılacak gibi. Evet. İnşallah biz Allah nasip ederse ben şu anda bize efendim emanetlerini veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak ibadetlerini makbul eylesin. İnşallah emanetlerini en güzel şekilde hayır sahiplerine ulaştıracağız. Ben sizin vasıtacınızla efendim bize bu fırsatı imkanı verdiğiniz için ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Efendim bu televizyonun sahiplerine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çünkü biz buradan ayetleri anlatıyoruz. Dinimizin güzelliklerini, özelliklerini ayetler okuyoruz. Hadis-i şerif okuyoruz. Efendim insanlara bir vesile ulaşıyoruz. Bize bu hizmeti verenlere de ben teşekkür ediyorum. Allah Cenab-ı Hak onlardan da razı olsun. Sağ olun. Tabii hocam kurban bayram denilince son 9 dakikamız var hocam. Onu da arz edeyim. Evet. Yani birlik beraberlik her şeyden önce gelir. Mesela bir Hindistan'a şu anda baktığımız zaman hocam konumuz kurban olduğu için aklıma geldi hocam. Affınıza sığınıyorum. Şimdi İngiliz ajanlar mesela oradaki Müslümanlarla Hindular birbirine düşürmek için sürekli kurbanda diyor öküz kesmenin faziletlerini anlatıyor sürekli. Evet. Tabii bilmeyen kardeşlerimiz de bunlara uyarak daha faziletlidir, daha sevaplıdır diyerek başka hayvan kesme imkanı varken onlar da öküz kesiyor. Oradaki Hindular ne yapıyor? Onlar için kutsal. Evet. Birbirine düşürdüler. O birliktelik bozuldu. Evet. Hindistan hali ortada hocam. Değerli hocam siz sohbetin bir bölümünde Allah sizin şekillerinize, suretlerinize, kılık kıyafetinize bakmaz. Sizin kalplerinize bakar, sizin niyetlerinize bakar. Bu çok önemli hocam. Evet. Bu birlik beraberlik konusunda hocam. Toplumun bütünleşmesi, ayrıştırmanın olmaması açısından son 8 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Şimdi Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şimdi biz sıkıntılı ve endişeli zor günlerin yaşadığı bu günlerde her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. İnsanların yaratılışı gereği Ali Bey birlikte yaşamaya muhtaçtır. Bu önemlidir. Hayatın zorluklarının aşılması, huzur ve güvenliğinin sağlanması ancak efendim toplu halde barış içerisinde yaşamakla mümkündür. Dolayısıyla milletleri ayakta tutan milletlerin hayat ideallerine olan bağlılığıdır. Evet. Bu çok önemlidir. Kesinlikle. Şimdi birliğin, beraberliğin olduğu yerde kardeşlik vardır. Huzur vardır, güven vardır, emniyet vardır, bereket vardır, bolluk vardır, rahmet vardır. Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap vardır. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dolayısıyla birlik ve beraberliğin olduğu yerde başarı var. Yücelme var, yükselme var, hayır var, istişare var, dayanışma vardır. Şimdi birliğin ve beraberliğin olmadığı yerlerde neler var biliyor musunuz? Ali Bey dilim söylemeye varmıyor yani. O kadar olumsuzluklar var ki. Elem var, keder var, üzüntü var. Başarısızlık gönül var. Gönül coğrafyamızda hocam özellikle, etrafımızda hocam Suriye'de, Irak'ta kan var, gözyaşı var, acılar. Dediğin doğru, acı üzerine acı var. Evet. Kaos var, korku var, çaresizlik var, ümitsizlik var, bencillik var, tefrika var, hayırsızlık var.
Bunların hepsi birliğin, beraberliğin olmadığı yerde. Ama evet, birlik ve beraberliği olduğu yerde de başarı var, zafer var. Aynen hocam. Allah'ın zaferi inananların üzerinedir. Birlik var, öyle diyor. Şimdi ayetleri okuyacağız. Milli şairimiz merhum Mehmet Akif ne diyor? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Sen ben desin efrad, aradan vahdeti kaldır. Ümmetler için işte kıyamet o zamandır. Çok güzel ifade etmiş hocam. Aradan vahdeti, birliği, beraberliği kaldır. Bak, birlik ve beraberlik çok önemli. Ümmeti Muhammed birlik, beraberlik içerisinde hareket etmelidir. Ayasofya'mızın açılışına sevinemeyen Müslümanlar olabilir mi? Maalesef. Olabilir mi Ali Bey? Olamaz hocam. Senelerce efendim İslam'ın sancaktarlığını yapan, tarihin akışına yön veren, geniş coğrafyalarda medeniyetler inşa eden milletimiz birlik beraberlik içerisinde büyük zaferler kazanmış, büyük badireleri atlatmış, üstesinden gelebilmiştir. Bu millet savaşta, barışta, cenazede hep birlikte beraber ağlamış, beraber gülmüştür. Aynen hocam. Bizi bu zaferlere ulaştıran budur. Dikkat ederseniz bakınız, mesela İslam ordularının, Müslümanların efendim İslam düşmanlarıyla yapmış oldukları mücadelelere bakın. Az bir kuvvet çok büyük bir kuvvete galebe gelmiştir. Ayet öyle diyor ya. Nice az kuvvetler vardır ki çok kuvvetlere galebe gelmiştir. Bu neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımı kimin üzerinedir? Birlik, beraberlik üzerinde olanlaradır. Ayet öyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve atasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Ve zkuru ni'metallahi aleykum. İz kuntum a'daen feellefe beyne kulubikum. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Allah'ın ipine, Allah'ın dinine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanmayın, bölünmeyin, ayrılığa düşmeyin. Siz birbirinize düşman idiniz diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Diyor ya Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Lev enfakte ma fil ardı cemian. Bütün dünyayı vermiş olsaydın o insanları kalplerini bir araya getiremezdin. Ama Allah o insanlara kalplerini birbirine ısındırdı. Mevedde verdi, muhabbet verdi, sevgi verdi. O insanlar Allah'ın nimeti sayesinde kardeş oldular. Evet. Sizler bir uçurumun kenarındaydınız. Ateş uçurumunun kenarında. Allah sizi o uçurumun kenarından kurtardı. Amen. Doğru yolu bulasınız diye Allah ayetlerini böyle açıklıyor. Hocam, programımızın da sonuna geldik hocam. Çok güzel devam ediyor. Ali Bey, buyurun. Şu ayetle bitirelim. Buyurun hocam. Ve atiullaha ve rasulehu. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la tenazeu fetevşelu ve tezhebe rihukum vasbiru. İnallaha ma'as-sabirin. Gevşemeyin, üzülmeyin, ayrılığa düşmeyin. Kuvvetiniz gider, gücünüz gider. Sonra dağılırsınız. Hüsrana uğranırsınız, dağılırsınız. Onun için Ali Bey, birlik ve beraberlik bizim için çok önemlidir. Zamanımız bitti. İnşallah bu konumuza Allah nasip ederse bir başka programda inşallah. Bir başka bir programda değinelim. Şimdi şu anda bizi dinleyen kardeşlerimize Allah'ın rahmeti ve mağfireti onların üzerine olsun. Amin. Efendim uzun zamandan beri bizi dinlediler.
Ben onlara saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Hayırlı geceler olsun. Allah'a emanet olsunlar. Sizlere de teşekkür ediyorum Ali Bey. Değerli izleyenler, İl Müftümüz Sayın Selami Aydın Hocamız, bizlere konuk oldular. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim birliğimiz ve bağımsızlığımız simgesi şehit kanlarıyla oluşmuş ay yıldızlı bayrağımızın altında şu minarelerdeki ezanla, mabediyle ila yavmil kıyame bizleri bu topraklarda payidar eylesin. Amin. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun.